90'lı yılların popüler isimlerinden biriydi Metin Arolat. Şarkılarıyla, besteleriyle, yönettiği kliplerle önemli başarılar imza atmıştı. Sahnedeyken fenalaşan Arolat kurtarılamamıştı. Bugün Teşvikiye Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Varsın, ah çekinme, sen yine yalanlar söyle. Çok 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 ne güzel. Şarkılarıyla, besteleriyle, konserleriyle, çektiği kliplerle Türk müziğine damga vurdu, milyonları eğlendirdi, vedasında ise herkesi ağlattı. Çok seveni vardı. Çok iyi bir insandı benim kardeşim. Allahu Ekber! Ölüm bu hayattaki yolculuğun son bulduğu nokta ve bir daha sevdiklerini göremiyorsun. Metin de çok erken veda edenlerden. Sadece bizi bütün Türkiye böyle bir şokun içinde. Tabii tuhaf teselliler var. En azından acı çekmediği ve tabii en sevdiği yer sahnede bu olmuş oldu. İstanbul'da verdiği konser sırasında fenalaşmıştı Metin Arolat. Kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Sonra verin gömleğimi, tamam çok iyiyim ben demiş, çıkmış sahneye tekrar. 52 yaşında hayatını kaybeden Arolat için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ya herhalde 9-10 sene oldu, hırkası bizdeydi. Yerine hırka da almıştım onu. O hırka bulunamadı evde ama işte hırkama kondunuz, hırkamı getirin falan derdi hep. Hırkası yağ diker kaldı bize. Duygularım çok hüzünlü, çok mutsuz, pişman. Yani keşke daha sık görüşseydim dediğim bir dostumuzu kaybettik. Çok genç. Metin'i çok ta üniversite yıllarından tanırdım. Çok iyi bir yönetmendi. O kadar samimi ve içtendi ki çok üzgünüm gerçekten. Allah rahmet eylesin. Çok severdim Metin'i. Çok dünyanın en iyi kalplerden biriydi. Zamansız bölüm. 15 yıllık arkadaşımı, iş arkadaşımızı kaybettik. Camiamızda hakikaten nadir. Karşılaşabileceğimiz güzel kalpte bir insandı. İstanbul'dan uğurlanan Arolat, İzmir Karşıyaka'da toprağa verilecek.